seguendo riti antichi, pizza, prosciutto e fighi. Per quanto vada male c'è sempre da mangiare, è l'ultima canzone, la lascio nel bicchiere, c'è sempre un'occasione. I love you, I love you, do you love me? Yes, I do. Bir dakika bir dakika, ne çabuk geldik değil mi? Baba ben de geleyim mi seni? Dur, oturun yerde. Aaa, dur durma. Affedersiniz, serbest deniz neredeydi? Herkesin plaja girdiği. Şu tarafta. Hadi yürüyün çocuklar. Yürüyün, önünüze bakın. Evet, bu taraftan. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun işte? 30 yaptım, şimdi de 31 yapıyorum. Ne var bunda? Ne 31'i? 31'i nereden çıkardın ya? Bu açık havada, güneşli havada 31 olur mu? Yani aramızda bir anlaşmazlık var, anladık ama yani çocukları ben içeride tutmak zorundayım sizin yüzünüzden. Yani hep çırılçıplak geziyorsunuz, bilmedikleri şeyler böyle faraş gibi. İyi anlaşıldı, tamam. Bunda bir şey yok ki. Nasıl bir şey yok ya? Bayağı var işte. Seninki var, kadınlarınki var. Hepsi böyle boydan boya, sahil boyu. Ömer Abdul Yusuf El Raşit'tir. Aha, bu da hapların canım. Bayan, lütfen toparlanın. Hapları topluyordum efendim. Mesele sadece hap değil bayan, toparlanın. Affedersiniz. Siz devam edin, sonrasını anlatın bize. Evet, dinliyorum, anlatın bakalım. Hadi başlayın. Hayır. Bir dakika. Ben şeyden başlatmak istiyorum. Ömer Abdül Yusuf El Raşit. Kafaları kes. Bu prens deneyin nesi? O kadar zengin bir kişidir ki tıpkı Anşeri'nin torunu hakim olduğu gibi bir şey. Devam edin. Bu zat bana prensin bir yat satın almak istediği bildirdi. Karadiyi satma zamanı gelmişti. Ben de ona gittim. 40 şirketteyiz ki hepimiz de yat teklif edecektik kendisine. Türlü yatıramadık yatla kendisini. Ve Prens Karadi'yi seçti. Hapal canım. İyi numara. İyi numara ama Arap benim şirketimin sağlamlığını öğrenmek istedi. Ben de işçilerime güvenerek onu fabrikama getirdim. Bok yedim. Karadi'yi sattım. Karadi sakin olun. Biraz gül aptal gibi durma. Buyurun efendim. Mezarlıkla alaşı gibi. Gerizekalı. Bunu hiç giymedim. Kafam fırınlandı. Anlat bakalım işler nasıl gidiyor? Sen şampanyayı doldur ve kendi işine bak. İşler kötü giderse sonunun ne olacağını biliyorsun değil mi ha? Buyurun efendim. Bu ne? Hayır. Dinimizde içki günahtır. Nasıl bir çuval incir berbat ediyordu. Teşekkür ederim. Sakın yapma, sana bir petrol kuyusu hediye ederiz. Teşekkürler, şimdi her şey yolunda.
Bakalım bu da sizi güldürecek mi?